Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunu bir araştıracağız. Hocam Tom... ben müsaade bu nasıl kurulur hocam? Hocam, <laughs> hocam. Bu çok fazla değil mi? Hocam kaç tane harf var burada? Ya? Bir Küt... daha sayabilir misin? Hocam sen ne harfi? Lavazier diye bir adam, bir amca. Bu adam demiş ki ben bu kimyayı e, halledeceğim demiş. Onu Aynen. sonra verirsin bana. Zaten bu başlatarak kadar. halletmiş hocam. Aynen. Lavazier dediğimiz amca demiş ki ya demiş bir tane kimyasal Kap, e, bir tane kimya deneyi yapmak için kap almış tamam mı? Ee, ondan şey sonra için hocam. buraya bir terazinin üstüne koymuş ve bunu ölçmüş. Sonra kimyasal deneyi yaptıktan sonra bu bir reaksiyon yapmış. Sonra tekrar ölçmüş demiş. Allah Allah demiş. Aynı çıktı. Hayda. Ya ne oluyor hani kimyasal bir reaksiyon olduktan sonra kütlesi değişmiyor mu bunun kardeşim diye sormuş kendine. Tabi ağzı kapalıymış kabın. Ağzı açık olsaydı uçar giderdi. Ama ağzı kapalıymış kabın. Toz da girer hocam sonra, sonra? toz da girer tabii. Sonra demiş ki ya o zaman tamam ben kimyanın sırrını çözmüş. Kimyanın en büyük kanunu olmuş herif. Allah Allah. Kütlenin korunumu kanunu. Bak bir kimyasal reaksiyonu şöyle hani böyle artı ok işareti falan filan gösteriyorduk ya. X ile Y iki birleşme. X e, aman neyse. Burada bundan 5 gram girdikse, bundan 2 gram girdiyse bunların toplamının aslında 17 gram olacağını söylemiş baya zor. Gerçekten baya zor. İnsanlar <laughs> insanlar nasıl zirveye ulaşıyorlar? Ve Böyle bu şekilde şey... adam Nobel ödülü falan almış olabiliyor yani. Hocam ya biz gerçekten i̇şte yani, harcanıyorsunuz hocam eski, Teşekkürler hocam. E, saçma mı <laughs> ne alakası var? E, yani eskiden insanlar bu kadar basit şeylerle Nobel ödülü alabiliyor. gidiyorsun diyorsun ki insanlara 5 ile 12 gramı toplarsan 17 gram ödülü diyorsun. Aynen. E, i̇nsanlar size Nobel ödülü diyor. Ama bunu yasa şeklinde adam söylemiş. Kütlenin korunumu kanunu. Düşünsene. O başlık KKK. Başlık Acayip yani. bir şey. Baya sağlam bir şey. Ondan sonra e, ondan sonra demiş ki Lavazier bunu söyledi. Proust diye bilim adamı çıkmış tamam mı? William Proust. Proust dediğimiz adam da demiş ki ya ben bunun altına kadar mıyım kardeşim? Lavazier, Latin lavuk bir adamın tekisi. <laughs> ben de proud. Kendimle gurur demiş. Proust'a seviyorum falan demiş. <laughs> Proust demiş sabit oranlar kanunu kullanacağım demiş. Bu adam bak ne yapmıştı? E, Lavazier KKK, kütlenin korunumu. Bu adam ne yapmış peki? S.O.K. Rezalet bir şey. Nalet olasıca. Prowse saçma sapan bir şey bulmuş. Neyse. Şimdi şöyle bir şey var Tanrıç. Tamam. Suya bakalım. H2O. Suyun içinde 2 gram o hidrojen 16 gram oksijen vardır. Tamam mı? Bak her birisinin birleşim oranı bellidir. Şimdi bak suyun içindeki bu belli oran şöyle gösterilebiliyor. M hidrojen bölü yani kütlesi M oksijen Nedir Tonguç'um? 2 bölü 16'dır. Yani hem hidrojen var hem de oksijen var demek istiyor. Harika. Hem hidrojen hem oksijen. Hem hidrojen hem oksijen. Aynen. <laughs> Bu da su oluşturuyor. Ve bunların arasındaki oran değişmiyor kardeşim. O zaman çok basit bir şey demiş. Ya aynı helva yaparmış gibi. Helva yaparken un ve şekeri birbirine katıyorsun ya. Evet hocam. Veya kola yaparken şeker ve suyu birbirine katıyor. Eğer şekeri birazcık fazla kaçırırlarsa ne olur? Kolay. Tadı bozulur. İğrenç, tadı bozulur. O yüzden hep oran aynıdır. Bu oranda işte hidrojenden 2, oksijenden 16 girmek. O zaman hidrojenden 4, oksijenden 32 girse ne olur sanki sonuç? Olur olmaz, mu? Olmaz. Olur niye olmasın? Ha, tam oranlıymış Bak, yani. Bu bunun iki katı. Görebiliyor musun? Bu da bunun iki katı. Doğru hocam matematiği unuttum ya. O zaman daha fazla su yapabiliriz değil mi? Yani aynı daha fazla kola yapabilir miyiz gibi. Onun gibi düşün. Ve sonuçta kaç gram su oluşturabiliriz? 4 artı 32 lavazier hatırlıyorsun 36 gram su oluşturacağız. Anlaştık mı Tomuç? Anlaştık hocam. Ama bunları verirsek oran değişmeyecek. O zaman sana bir soru. Sana bir soru. Şimdi adam dese ki 1 gram hidrojen aldım dese. O zaman kaç gram oksijen almak zorundayım derse. bize de ne yapacağız? Sabit oran sabit ya. He, oran değişti. Işte de 8. Harika. O zaman bundan da 8 gram oksijen almak zorundayım. Çünkü başka Peki sana biraz daha kazı yapalım mı? Yapın hocam. Hemen kazık yapıyorum. Sabit oran kanunu. Sabit oran. 56 gram oksijen alsaydım kaç gram hidrojen ee, 7 kere 8 56, e 7 gram. 7 gram. 7, 7 gram i̇şte bu kadar. Vay be sen acayip zeki hocam, be. Çarpı kazın e iz hocam çarpım tablosunu Sana kazığın kazığını sorayım. İlk okul 8'e ezberledim hocam. Çarpım tablom çok iyi. Süper zeki. Kazığın kazığını sorayım sana. Buyurun hocam. 180 gram su oluşturabilmek için. Kaç gram bundan kaç gram bundan? He. Ya. 180 <laughs> çarpı 8. Bak şöyle düşün. 1 artı 8 9'du. İlhadi e, 63'tü falan filan. Şimdi Tonguç bak şöyle bir şey var. Bu ikisini birleştirince normalde kaç gram su oluşturuyorduk? 18 gram su oluşturuyorduk değil mi? Evet. Yani 18 gram su için 2 gram hidrojen 16 gram oksijen lazım. Doğru. O zaman 180 gram su için bunların 10'ar katları. Yani 20 gram hidrojen 160 gram su lazım. Oksijen lazım. Ha. Anlıyor musun yoksa numara mı yapıyorsun? Anladım. Tebrik ediyorum senin Proust'u da anladın. Kendimle Proust diyorlar. İnanılmaz zekisin gerçekten. Şimdi o zaman sana bir soru daha. <laughs> Bakalım. Bir naci için. Naci dediğim şey tuz. Yemekte yediğimiz tuz. Tuzla biz naci miyiz hocam? Hayır. hayır tuz nacidir Tomat. naci bizim halı sahadan arkadaş hocam. Ya. Çok iyi oynuyor ya. Ha, onu demek istemiyorum. Tuz diye bildiğimiz şey NaCl formülü. Sodyum klorür. Şimdi bak. Bundan 23, bundan 35 buçuk girecekmiş. O zaman söyler misin? Bunlardan ikişer tane alsak bundan kaç gram girer? 46. Bundan da 71 gram girer. Ve bu oran değişmiyor. Bak bu iki katına çıktı, bu da iki katına çıktı. Görüyor musun? Doğru. O zaman toplam kaç gram naci oluşuyordu burada? 58 buçuktu. Bu da kaç gram oluşuyor Tonguç'cum? Tam, Tam iki kat olacak. Süper. 117 gram. Anlaştık mı Tonguç'um? Anlaştık. Süper zeki bir öğrencisin, tebrik ediyorum. Edersen... Çarpım tablosunu bilmek gerekiyor yani. Şş, bu. Aynen. Ç e, katlı oranlar kanununa bakalım mı Tonguç? Bak ya. katlı oranlar kanunu da çok basit. Kok. Bunu kim bulmuş biliyor musun? Dalton bulmuş. John Dalton. Hocam bunu hapse atmıştır etkit. Hayır. <laughs> onu kimse bilmez. <laughs> Kusura bakma. Anca sen bilirsin. Mortanzi. Yok hocam onun bilirler belki. <laughs> kaçı, kaçı sınıf hocam? <laughs> <anladım. gülüyor> Evladım hanım da dinlediğin dersin kaçıncı oldu bilmiyor musun? Ne biçim adamsın sen? <laughs> Sus saçmalama. CH2 ile C2H5'i birleştiriyoruz sonuç. Bak evladım. C 2 ile C2H5'i birleştiriyoruz. İkisi de C ve H'dan oluşmuş iki tane birleşik. Ama bak da C'den bir tane almışız. Bu da iki tane almışız. Burada H'dan iki tane almışız. Bu da H'dan bir. Demek ki bir gariplik var değil mi burada? Şimdi bak katlı oranlar kanunu şu aslında. Mesela karbondioksitle karbon monoksit ikisi de aynı atomlardan oluşmuş iki birleşik. Ama buradaki oksijen miktarı buradaki oksijen miktarının kaç katı? İki katı. O zaman bunun katlı oranı ikidir diyebiliriz. Burada da ama şuna dikkat etmemiz gerekiyor katlı oranlar kanunda. Bir tanesinin aynı olması gerekiyor. Bak bu da CH2 bu da C2H5 var ya. Keşke ikisinde de C'ler aynı olsaydı. Katlı oranı bulabilirdik. O zaman bundaki C'leri aynı yapabilmek için 2 ile çarparsam ben her şeyi. C2 H4 olmaz mı? Bak bu da normalde bir tane C vardı. Ben bunu iki katına çıkardım. Bu da iki katına C2 H4 ile C2 H5. Şimdi katlarını söyleyebilir misin bana? Bak C'ler aynı. Hidrojenlerin birbirine bölümü. 4 bölü 5 bizim kat diyor. Anladım hocam. Bir tane daha yapalım mı sana anlayabilmen için? Mesela bak N2O3 ile N2O5. Zaten burada N'ler aynı. N'ler aynı olduğu için oksijenlerin birbiri oranı. 3 bölü 5 bizim katlarımız diyor. Şimdi sana bir tane tüyo. NH3 ile NO2'nin katlı oranı nedir desem neler aynı? Ama bu hidrojen bu oksijen. Aa, Böyle bir şey olamaz. yoktur Tonguç. Çünkü iki atomun da aynı olması gerekiyor katlı oranı yazabilmek için. Süper zeki bir öğrencisi ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder. Hiç şişenmiyorsun evladım. Aynı zamanda aynı zamanda şunları da gösterelim. Tonguç Edim.com'da video bombardımanımız devam ediyor tüm hızıyla ve bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada. E, kanallarımıza abone olmayı unutma. Yunanlı canlı yayınlarımız devam ediyor.